Asamblerin düzenlemiş olduğu birinci ulusal aşçılık kampının Mengen'deyiz. Bindim Grand Kalamış, otelde pastane şefi olarak çalışıyorum. Adım Sedat Yaman. İşte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün öğrencilerle paylaşım yaptık. Pastane şovlarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Güzel bir etkinlikti. Neler yaptık usta? Sorbe yaptık, çeşitli etkinlikler düzenledik, soru cevaplar yaptık. Nasıldı? Bize bir şeyler söylemek ister misiniz? Bence Asomler Derneği'ne çok teşekkür ediyorum ilk başta. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon ve bunun devamının gelmesini canı gönülden isteyen biriyim şu anda. Yani hatta şöyle bir iddia atabilirim yani. Festivalin önüne geçebilecek tarzda bir organizasyon oldu bence, şahsi görüşüm. Bugün ders olarak da pastane şovunda çikolata etkinliğimiz vardı, pasta etkinliğimiz vardı, makaron etkinliğimiz vardı. Ben sorbeyi anlatabildiğim kadar anlattım arkadaşlara, öğrencilerimize gerekli bilgileri verdim. Sorbenin tarihçesini anlattık, sorbenin nerede yenmesi, hangi menülerde kullanılmasını anlattık. Artı hani sorbeden neler yapılabilir, hangi ürünlerden sorbe yapılabilir? Tamamen hepsini anlattık. Sorbe zaten bir hayal gücüyle gerçekleşen bir şey. Hani Osmanlı'dan gelen bir şey olduğunu ben iddia ediyorum. Çünkü Osmanlı'da şuruplardan ve Fransızlara sorbe olarak yansıdığını düşünüyorum. Bu araştırma dilleri tamamen hani görüşüm olduğunu düşünüyorum. Yani sadece Fransız mutfağında şurubu soğutarak sorbe olarak servis ediyorlar. Bu biraz daha bir yer bir menülerde servis ediliyor. Ama biz Osmanlı'nın hani biraz yurt dışına özgü bizim özelliğimiz olduğu için biraz sorbeye kaydık. Hani bu üzgün bir şey ama yapacak bir şey yok. Teşekkür ederiz usta. Öğrenci arkadaşlar bugün neresi yüksekti, sizleri gördüler. Nasıldı gözünüzde aşçılık kampı? Aşçılık kampı çok iyiydi. Katılım olarak sınırlamasına rağmen çok katılımcı vardı. Eğer sınırlanmasaydı herhalde Mengen almayacaktı diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.